Bu yıllarda Rings of Power, House of the Dragon ve Shadow of Bones gibi fantastik yapımlar tarafından kuşatılmışken, ben size başka bir güç nesnesinin hikayesini anlatmak istiyorum. George R.R. Martin'in de bizzat üzerinde çalışmış olduğu bir hikaye bu. Bu da içinde bulunduğu dünyayı yozlaştırıyor. Bu dünyada da bir türlü kimin nereden dahil olduğunu anlayamıyoruz. Kimlerin hangi karmaşık ama benzer isimlere sahip olduğunu hatırlayamıyoruz. Herkesin yasaklı bilgiler ve düş ötesi güçler peşinde koştuğu, böyle arayışlarda olmayanların yiğitliklerini ispat ederek görkemli bir ölümü arzuladığı, geriye kalanların en olmadık yerlerde, en kötü şekillerde öldüğü ve deliliğin acımasız bir tavırla her şeyi kuşattığı bir evren. Sadece okunması, izlenmesi veya duyulması gereken bir dünya değil, aynı zamanda doğrudan içinde yaşayarak deneyimlenmesi gereken bir dünya. George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki'nin el ele vererek inşa ettikleri bir hikaye. Elden Ring'in hikayesi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Elden Ring'in dünyası sizin onu keşfetmeniz için orada. Karakterleri, fraksiyonları, tanrıları ve ideolojileri öğrenmek için ya kıtayı dolaşarak şehirlerin, vadilerin, dağların havasını içine çekmeniz, duygusal tonu yavaş yavaş özümsemeniz gerekiyor ki bunu büyük bir keyif ve dehşet ile yapıyor olacaksınız ya da tam tersine elinize geçen her bir bilgi kırıntısını en ince detaylarına kadar incelemeniz gerekiyor. Her bir nefeste, karşılaştığınız her bir düşmanda ve gördüğünüz her yeni manzarada bu büyük bulmacanın başka bir parçasını topluyor olacaksınız. Bütünü görecek kadar parça topladığınızda ise müthiş bir his zihninize çökecek. Bu noktada dünyayı hangi yolları kullanarak göreceksiniz, bu tamamen sizin seçiminize, tarzınıza kalmış. Ama sizi temin ederim, hep daha fazlasını isteyeceksiniz. Kısaca bir anlatmak gerekirse Elden Ring'in dünyası parçalanma denen bir olayın ardından olduğu gibi değişiyor. Depremler ile koca kıtalar sarsılıyor, devasa kara parçaları ya batıyor ya yükseliyor, dağlar patlıyor, büyük şehirler olduğu gibi yerin dibine girerken bazı yerler de göklerde süzülüyor. Bu parçalanma hem fiziksel bir değişimi tanımlarken hem de Elden Ring denen kamyon tekerleğinin kendisinin parçalanmasına işaret ediyor. Bu tekerlek tek başınayken yaşamın, düzenin, dünyanın kendisine hükmediyor. Ebedi kraliçe Marika ise oğlunun ölümünün ardından Elden Ring'i parçalamaya karar veriyor. Çatırdayınca da aynı şekilde hükmettiği cihanı parçalıyor ve kelimenin tam anlamıyla her şeyin altını üstüne getiriyor. Bizim hikayemiz de tam olarak bundan sonra başlıyor. Bu tekerleğin varlığına bağlı olarak dünya üzerinde hüküm süren bazı tanrılar ve yarı tanrılar var. Yüzüğün ya da tekerleğin asıl sahibi ebedi kraliçe Marika her şeyi hükmederken kendisine eş olarak seçtiği kişiler de Elden Lord unvanına sahip oluyorlar. İlk Elden Lord'un Godfrey ve ikincisinin Radagon olduğu söylenirken, daha kadim başka varlıkların da Elden Lord olmuşluğu, ahalinin içinde dolaşan söylentiler arasında. Bu tanrısal varlıkların çocukları, kardeşleri ve çeşitli yakın müttefikleri de daha sonra çatırdayan yüzüğün parçalarına sahip olacaklar ve yarı tanrı varlıklar olarak hükümlerini ilan edecekler. Tabii bu yarı tanrılar da güç ve yasaklı bilgilerin yarattığı arzularla kıvranacaklar ve en imkansız savaş alanlarında dünyanın sonunu getirircesine birbirleriyle çarpışacaklar. Ta ki ismi daha yüce güçlülerce verilecek bazı bilinmeyen kahramanlar yeterince cesaret ve azim bulup onların sonunu getirene dek.
Lands Between olarak anılan ara topraklar farklı farklı bölgelere ayrılmış durumda. Her bölgenin içinde farklı topluluklar, yerleşimler, yaşam türleri ve düşman tipleri var. Liurnia of the Lakes dört bir yanı göller ve bataklıklarla çevrili ve üzeri her daim yoğun bir sis ile örtülü bir bölge. Merkezinde ise Hogwarts gibi bir yer olan ve ay ile göklerin gizemlerine adanmış Raya Lucaria Akademisi bulunuyor. Genelde büyücülerin ve astrologların egzotik bilimler peşinde koştukları bir yer burası. Bölgede Karyan Hanedanlığı, Dolunay Kraliçesi Renala ve egzotik bilimciler arasında bir mücadele sürerken, yabancılara karşı herkes aynı düşmancıl tavrı sergiliyor. Gelin görün ki, falcıların dediğine göre bu mücadeleyi sonuca erdirecek kişi de yine bir yabancı. Diğer yandan yine bir bataklık bölgesi olan Kaelit ise ateş ile çürümenin bütün yaşamı boğduğu bir yer. Fakat burası su ile sisin bir araya getirdiği ve ay ışığı altında bütün gizemlerini saklamaya çalıştığı bir bataklık değil. Ölüm ve hastalığın cirit attığı bir yer. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyenlerin at koşturduğu ve genelde kahramanların sonunun hızlı geldiği bir yurt olan Kaelit, aynı zamanda keşfetmesi en keyifli yerlerden birisi. Kim bilebilirdi ki, peşimde benden bir ısırık almaya çalışan canavarlardan kaçarken yeni bir şeyler keşfetmek ve başka canavarların ışıltılı cicilerini kapıp koşmaya çalışmak insanı inanılmaz coşturan bir şeymiş. Ta ki ölene kadar. O noktada da zaten bu fantastik ve epik hikaye tam anlamıyla bir korku filmine dönüşüyor. Çünkü tüm o parıltılı cicileri geri toplamak için sadece tek şansınız var. Elden Ring dünyasını bu kadar destansı ve özel yapan unsurlardan birisi de ana kahramanı olabildiğince küçük ve önemsiz hissettirip dünyanın geri kalanını kozmik seviyelere çıkarması. Öyle bir mimari, öyle bir tasarım mucizesi inşa edilmiş ki, çevrenin kendisi bile hem insan üzerine basarken hem de bütün dehşetiyle bizi kendisine çekiyor. Durum böyle olunca eninde sonunda bir şekilde fethettiğiniz ve yendiğiniz tüm bu mekanlar ve düşmanlar, yanınıza aldığınız dostlar, ardınızda cesetlerden ve küllerden oluşturduğunuz uzun iz, ve de arkadan verilen o coşkulu müzikler size epikliğin bambaşka bir boyutunu gösterir. Geriye kalan tek soru ise sizin bu destanı yaşamak için nasıl bir yol seçeceğiniz. Sonuçta kamyon tekeri sizi bekliyor. Uzun ve acılı bir yoldan sonra kendisini kanıtlayacak yeni efendisi.